Ben Oytun Yalçın'ı bu videoda web site yaparak nasıl para kazandığımı ve bu şekilde sizinle nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Baştan söyleyeyim, bu video şöyle yapın, böyle yapın, bir hafta sonra kesin zenginsiniz tarzı video değil. Ben 20 yaşındayken firmalara web site yaparak, sosyal medya hesabını yöneterek ve diğer dijital hizmetler sağlayarak para kazanabileceğimi fark etmiştim. Şimdi bu süreci sizinle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu kanalı açtığımda bir sanayi tesisinde forklift operatörlüğü yapan birisi bana mesaj atmıştı. O da benim gibi web site yaparak para kazanmak istiyordu. Ben de ona size bu videoda anlatacaklarımı anlattım. Arkadaşım Hamza web site yapmayı öğrendikten sonra tek tük iş alıp ek gelir bile kazanmaya başladı. Bugün o dostum kendi ajansını kurdu ve bölgesine pek çok şirkete hizmet sağlıyor. Bugün bir forklift operatörü değil, kendi işinin sahibi bir girişimci. Şimdi size de ona anlattıklarımı anlatacağım. 1998 yılında yani ilkokul 5'e giderken merakımdan yazılımla uğraşmaya başladım. Lisedeyken yazdığım yazılımı dershanelere ve okullara satıp parçalamış yapmaya başladım. Üniversitede elektrik ve elektronik mühendisliği okurken yaptığım yaz stajında aslında bu işi yapmak istemediğimi fark ettim. O zamanlar da kendi kendime web sayfası yapıyordum ve dedim ki neden başkalarına web site yaparak para kazanmayayım? Şimdi web site yapmak çok kolay bir iş gibi görünüyor. Fakat geçmişte yazılımla ilgilendiğim için bu işi yapan insanları da tanıyordum ve onlar da bana bu işte o kadar çok para olmadığını söylüyordu. Fakat ben onların iş modelini incelediğimde şunu fark ettim. Herkes tek seferlik site yapıyor, parasız alınca daha da arayıp sormuyordu. Ya zaten siteyi yapıp parayı almışım, daha ne arayacağım soracağım diye de böbürleniyorlardı. Ben bu işi farklı yapmalıydım. Herkes gibi olursam ben de para kazanamam diye düşündüm. Şimdi o gün de bugün de geçerli olan bir şeyden bahsedeceğim. O gün en az 1000 kişi web site yapıyordu. Ancak bunların 900'ü işini kötü yapıyordu. Bugün de 10.000 kişi web site yapıyorsa 9.900'ü yine işini kötü yapıyor. İşini iyi yapanlarsa iş aramıyor, zaten iş onlara geliyor. İşini iyi yapmaktan kastım her yaptığı web siteden ödül almak değil. Bence işini iyi yapmak müşterinin isteklerini iyi anlayıp bütçeyi en iyi şekilde kullanmaktır. Ben hiçbir işimden ödül kazanmadım. Ancak müşterilerim bana tekrar tekrar geldi ve iş verdi. Piyasa o zamanlar şöyleydi. İşini iyi yapan az sayıda firma bu işi haklı olarak çok pahalı yapıyordu. Geri kalanlarsa piyasayı öldürmek pahasına iş almaya çalışıyor. Aldığı parayla geçinemediği için yeni iş alınca eskisini aksatıyor ya da başka sorunlarla boğuşuyordu. Ben kendimi bu ikisinin arasında konumlandırmaya çalıştım. Yani çok büyük bütçesi olan işleri alacak kapasitem yoktu. Ancak küçük şirketlerin bütçesine uygun ve onların beğenebileceği web siteler yapabilirdim. O zaman İstanbul Ataşehir'de yaşıyordum. Gittim bir sürü dükkanın olduğu bir caddeye tek tek kapıdan girip size web sayfası yapabilirim dedim. O gün hiç iş almadım. Sonradan aldığım ilk işimin bütçesi ise 480 liraydı. Tabi bugünün şartlarında yaklaşık 4800 liraymış gibi düşünebilirsiniz. İnanın o siteyi yaptığım firma ile hala çalışıyorum. 3-5 derken yaptığım iş sayısı artmaya başladı. Fakat sonradan şu başıma geldi. Sitesini yaptığım firmalar bir süre sonra beni arıyor ve siteye şunu ekler misin, bunu değiştirir misin gibi şeyler soruyordu. Tabi ben de bu istekleri yerine getiriyordum. Fakat zamanla müşteri sayım artınca neredeyse bütün günüm web sitesini yaptığım eski müşterilerin taleplerini ücretsiz bir şekilde yapmakla yaşamaya başladı. O zamanlar benim gibi iş yapanlar bu tür istekleri yerine getirmek istemediği için arayıp diyordu ki ya işte bize bu kadar para verirseniz ya da sitenizi bir daha güncellemem. Bu ilk başta mantıklı geliyor değil mi? Ya ne uğraşacağım eski müşterilere diyebilirsiniz. Bense böyle demek yerine biraz daha yumuşak bir giriş yapmayı denedim. Ya dedim sizin bana böyle sürekli ihtiyacınız olacak ve bu çok normal. Dilerseniz aramızdaki bu işi resmileştirelim ve siz bana ayda 50 lira verin. Ben de bu parayı ödediğiniz süre boyunca size devamlı olarak hizmet vermeye devam edeyim. Birkaç müşteri bunu beğenmedi ama çoğunluk bunu kabul etti. Yani her ay bir tane 500 liraya site yapsam mutluydum. Her ay bana 50 lira ödeyen 10 müşterim olunca durduk yerde her ay bir site yapıyormuş gibi ekstra para kazanmaya başladım. Tabii söylediğim fiyatlar 15 yıl öncesine ait arkadaşlar. Siz bunu yaklaşık 10 ile çarparsanız bugünkü değerini daha iyi anlayabilirsiniz. Ne diyorduk? Eski müşterilerimi tersleyip kaybetmek yerine onlara cüzi miktarda hizmet vermeyi teklif ettim ve gelirimi arttırabildim. Bu noktayı sık sık duyacaksınız arkadaşlar. O yıllarda sosyal medya diye bir şey henüz yeni ortaya çıkıyordu. Henüz Instagram falan yokken Facebook vardı. Yurt dışında ünlü markaların Facebook sayfası açtığını ve buradan müşterilerine doğrudan ulaştığını duymuştum. Bunu hemen gidip tez canlı gibi kendi müşterilerime anlattım. Dedim gelin size Facebook sayfası açayım. Orada da ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtın. Birçok müşterim ya bizim ne işimiz var orada? Bizim ürünlerimiz son kullanıcının alacağı şeyler değil ki demişti. Buna rağmen birkaç müşterim bunu kabul etti. Başta 3 ay deneme yapalım diyordum. Bu sırada ben de zaten bu işleri yeni yeni öğreniyordum. Fakat bu süre içinde müşterilerim beni arayıp Facebook'tan bizi bulmuşlar deyince onlar da bu işe iyice heveslendiler ve kendilerinden bu işi resmileştirmeye başladılar. Hani web site bakım için 50 lira alıyordum ya, dedim ki Facebook için de bana 100 lira verin, devam edelim. Zaten Facebook'tan müşteri kazandıklarını gördükleri için bu para onlar için hiçbir şeydi. Dikkat ederseniz uzun bir süre firmalara web site yapmak, yaptığım web sitenin devamlı olarak hizmetlerini sağlamak ve sosyal medya hesaplarını yöneterek para kazanmaya başlamıştım.
Web site yaptıktan sonra bakım ve sosyal medya işlerine girmek organik olarak oluşan bir süreçti. Yani müşterimin ihtiyacı olanı önceden fark edip ona sunmak bana artık kazanç olarak geri dönmüştü. Bugün hala web site yapıyorum ancak esas parayı yan hizmetlerle kazanıyorum. Web site bakım ve sosyal medya ile başlayan bir süreç bugün çok daha fazla şey barındırıyor. Web sitedeki içerikleri yazmaktan, sitede kullanılacak fotoğrafların çekimine, basit logo yapmaktan Google'da ilk sayfada görünmeye kadar gereken çalışmalara kadar geniş bir hizmet alanına sahibim. Tabii bunu tek başıma değil, ekip arkadaşlarımla yapıyorum. Bu hizmetler 15 yıl önce insanlara yabancı geliyordu. Ancak bugün daha şanslısınız. Herkes bu gibi yan hizmetlerin ne kadar zorunlu olduğunu farkında. Yani iş web site yapmakta değil, yan hizmetleri sağlamakta. Hiçbir müşterim bana ödüllü site yap demedi. Onun yerine aradıklarında her zaman ulaşabilecekleri güvenilir bir çözüm ortağına ihtiyaçları vardı. Ben bunu sağlayabildiğim için üniversitede kurduğum şirket 15 senedir burada. Peki siz bugün ne yapabilirsiniz? Ya zaten piyasayı domine etmişsin abi, bize iş mi kalır diye düşünebilirsiniz. Bu konuda yanılıyorsunuz. Ben ve benim gibi şirketlerin 100 birim iş yapma kapasitesi varsa piyasada 1 milyonluk iş var. Siz de benim yaptığım gibi dürüst, müşteri odaklı ve devamlı bir şekilde hizmet sağlayabilirseniz piyasada yer edinebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sıfırdan başlayanlar WordPress kullanarak kolayca web site yapabilir. Hatta şuradaki videomda adım adım nasıl web site yapıldığını can canlı anlatıyorum, lütfen izleyin. Peki web siteyi kaça yapmalıyız diye sık sık soruyorsunuz. İnanın bunun cevabı yok. Önce piyasayı tartın. Gidin 1000 liradan başlayın. Çok basit bir şey bu. Sonra bunu adım adım yükseltin. Ne zaman insanlar biraz itiraz etmeye başlıyorsa orada durun. Gerçekten de bugün 1000 liraya site yapmak çok ucuz. Biz bile yeri geldiğinde 1000 liraya site yapıyoruz. Tabi bu işin büyüklüğüne göre bu bütçe 10 bine 20 bine çıkabiliyor. Tamamen işin detaylarıyla ilgili. Yeni başlayan birisi için benim tavsiyem düşük fiyatla başlayıp adım adım yükselmesi. Sonra arayın müşterinizi deyin ki bana ayda 100 lira ver, devamlı olarak güncelleme hizmeti vereyim sana. 3-5 derken sonra yavaş yavaş sosyal medya işlerini alın. Ayda 100 lira çok komik bir bedel. Ama sizi ne kadar yoracak ki? Hiç kazanamayacağınıza ayda 100 lira fazla kazanın. Sıfırdan büyük. Ha 100 lirayı beğenmiyorsanız gidin 500 lira deyin bakalım. Belki de kabul ederler. Müşterilerinizin ihtiyacını onlara göre uygun bir bütçeyle yapabildiğiniz sürece iş almaya devam edebilirsiniz. Aç gözlü olmayın yeter. İşte ben böyle para kazanıyorum. Bugün şirketim Türkiye'deki büyük şirketlerin işlerini yapıyor. Ancak geldiğim yeri unutmadım ve müşterilerimi hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Her gün yeni bir müşteri bulmak zordur ancak sizinle bir defa çalışmış bir müşteriyle tekrar çalışmak çok kolaydır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Yorumlara siz de nasıl bir yol izlediğinizi, hangi sorunlarla karşılaştığınızı ve nasıl çözdüğünüzü yazın, beraber tartışalım. Belki başka birisine ilham olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada anlattıklarım hoşunuza gittiyse ve bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Hele bir de kanalıma abone olursanız tadından yenmez. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kayıttayız hocam. Teşekkür ederim canım. Tabii bunu tek başıma değil, ekip arkadaşlarımla yapıyorum. Zaten siteyi yapıp parayı almışım. Daha ne arayacağım, soracağım diye bir pat koyarım oraya. Ve komik fotoğrafınız varsa. Ama bunun hep yakışıklı fotoğraf var, olmaz o yüzden. Kestik. Kısa mı sürdü? Çok bozuk konuştum yoksa.